Firmamızın ismi BNA, Neural BE Systems açılımı. Firmamız Neural Holding %51 ortaklığı ve BE Systems'ın da %40 ortaklığıyla kurulmuş bir şirket. Kasım 2015'te kuruldu resmi kuruluş tarihi. Ama faaliyetlerimize biz Ağustos 2016 tarihinde başladık. İlk kritik personelimizi işe alarak. Şirketimizin kuruluş amacı da Türkiye'deki özellikle milli havacılık kabiliyetlerinin geliştirilmesi için önemli adımlar atılıyor. Yeni nesil uçaklar geliştiriliyor ülkemizde. Biz de bu geliştirme programlarında dışarıya bağımlılığı azaltıcı yerli alt sistem çözümlerini oluşturmak için yola çıktık. Yaklaşık 1,5 senedir dediğim gibi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ana odaklandığımız konularda arkadaki panoda da görüyorsunuz aslında uçak sistemleri. Uçak sistemlerinden kastımız da uçuş kontrol sistemleri, motor kontrol sistemleri, yakıt kontrol sistemleri ve iklimlendirme sistemleri. Aslında bu sistemler oldukça kritik sistemler. Arızası durumunda direkt uçağın kaybına sebep olabilecek sistemler. Dolayısıyla bu kritik teknolojiyi ülkemizde barındırmak adına biz tamamen yerli kaynaklarımızla altyapımızı oluşturmaya başladık. 1,5 sene zarfında şu anda 40 kişilik bir yerli mühendislik gücüne sahibiz. Ortalama 16 yıllık tecrübeye sahip arkadaşlarımız. Özellikle yurt dışından tersine beyin göçü vasıtasıyla da ciddi kabiliyetleri şirketimize kazandırmış bulunuyoruz. Projelerdeki katkımıza gelirsek de geçen sene özellikle çok stratejik olarak gördüğümüz Almanya'da yerleşik bir firma adı AES, Aerospace Embedded Solutions. Bu firma Alman MTU firması, motor firması ve Safran Elektronik Fransız firmasının ortak şirketi. Bu şirketle uzun süre görüşmelerin akabinde ve denetimlerin akabinde bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşmede AES firmasının geliştirdiği bir motorun ki 5000 beygir gücünde bir motor bu, gaz türbin motoru. Bunun elektronik kontrol ünitesinin yazılım, donanım, sertifikasyon, tüm sorumluluğu BNA'da olacak şekilde sözleşmemizi imzaladık. Bu çok stratejik bir proje çünkü ilk projemizi biz dışarıya yani ihracat projesi olarak başlattık. Bu da bize önemli bir avantaj sağlıyor Türkiye'deki konumumuzu güçlendirmek adına. Bu nedir? Motorun aslında kalbi dediğimiz bir motor kontrol ünitesi. Aynı bizim tanımladığımız yol haritasındaki diğer sistemlerde olduğu gibi ki uçuş kontrol sistemi, yakıt ve iklimlendirme sistemleri de bunun devamında gelecek projeler. Milli uçak geliştirme projelerimizde dışarıda görmüş olduğunuz ürün harici yakıt tankı sistemi. Böyle bir ihtiyaç bize TAI tarafından belirtildi. Hürkuş uçağı biliyorsunuz yerli TAI tarafından geliştirilmiş olan Hürkuş eğitim uçağında değişik varyasyonları var. Onun Hürkuş C versiyonu için ilave yakıt tankı ihtiyacını belirttiler. Biz de buna karşılık teklife karşı bir bilgileri sunduk kendimiz oluşturduğu bilgilerimizi ama bu bilgiler sadece böyle sözel ya da sunumlarla olmuyor. Biz bunu yapabilmek için böyle bir tankın konsept tasarımını, ön tasarımlarını yapıp bir de prototiplerini ürettik. Ve bu kabiliyetimiz olduğunda TAI'ye göstermiş olduk. Görmüş olduğunuz dışarıdaki ürün Hürkuş uçağına yaptığımız bir prototip harici yakıt tankı 80 galon hacminde. Ama paralelinde gene TAI tarafından Atak helikopteri içinde benzer bir yakıt tankı, harici yakıt tankı ihtiyacı belirtildi. Onların da bilgi istek dokümanına cevabımızı ilettik. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde bu ürünlerimizi TAI'ye ve milli uçaklarının üzerinde gösterme şansı, kullanma şansı da bulacağız diye düşünüyoruz. Bunun haricinde uçuş kontrol sistemi bizim için çok önemli bir kabiliyet alanı. Özellikle sayısal uçuş kontrol dediğimiz sistemin şu anda altyapısını kurduk. Milli Muharip Uçak Projesi'nde yine TAI'nin geliştirmekte olduğu jet eğitim uçağı projesinde ve potansiyel ilerideki helikopter projelerinde de yine hayati öneme sahip dijital yani sayısal uçuş kontrol sistemini geliştirmek üzere yola çıkmış durumdayız. Bayağı ciddi altyapı çalışmalarımız var.
Şirketimizde buna yönelik bir simülasyon ortamı da geliştirdik. Yine farklı bir projeyi İngiltere'ye ihracat şeklinde yapıyoruz. Bunun da temeli aslında geleceğin kokpiti diye düşünülen ve sanal gerçeklik tabanlı bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu da bir yazılım geliştirme projesi. Bunu da İngiltere'deki bir sistemimize gerçekleştiriyoruz. İkinci büyük projemiz bu. Havacılıkla yola çıktık ama böyle çıktığımız konular elektronik sistemler olunca bunun yan konuları olan görev kontrol sistemlerinde FNSS firmasıyla da görüşmelerimiz şu anda sürüyor. Onların taktik zırhlı araçları içinde kritik görev kontrol ekipmanlarının tasarım ve üretimi gerçekleştirmek üzere de görüşmelerimizi sürdürüyoruz şu anda. Her ne kadar şirketimiz çok genç de olsa, altyapımız çok sağlam oluşturuldu. Biraz önce söylediğim gibi 16 yıllık bir tecrübeye sahip ortalama 40 kişilik bir ekibimizi kurabildik kısa sürede. Bütün kalite belgelerimizi aldık gerekli. ISO 9001, AS 9100 ki havacılık için bir şart bir standart. Ve oldukça da zorlu süreçleri var bunların. Böyle bir kısa zamanda da bunları gerçekleştirmiş durumdayız. Önümüzdeki senelerde özellikle çok daha farklı çerçevede ürünlerimizi de tanıtma fırsatımız olacağı ümidindeyiz. Genel olarak bunları söyleyeyim.